Evet, kısa bir aranın ardından spor aksiyon tüm hızıyla devam ediyor. Programımızın ilerleyen bölümlerinde de yine yoğun gündemimiz var. O görüntülerimiz var. Onları ekranlara getireceğiz. Samspor'daki sıcak gelişmeleri de ekranlara sizlerle paylaşacağız. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samspor'un önünde sadece bir adım var playoff için. Süper Lig içinde Birkaç adım var 4 maç, inşallah. 4 adım var. Evet, 4 adım toplama. Evet, kesinlikle burada camianın her zamankinden çok daha bütünleşmesi gerekiyor. Taraftarın, yönetimin, futbolcunun, teknik heyetin, Şehrin. personelin, şehrin, Samsun şehrinin kısacası, Samsun Sporu sevenlerin tek yürek, tek vücut olması gerekiyor şu aşamada hedefe ulaşabilmesi için. 4 maç, 3 basamak var daha doğrusu. Evet. Önce playoff için önümüzdeki ay, cumartesi akşamı oynayacağız. Ardından kiminle eşleşecekse Samspor karşılıklı iki maç yapacak ve sonra da final. Yani hepsi birbirinden zorlu maçlar. Öncelikle Denizli maçı, Denizli engelini aşmak zorundayız. Kesinlikle zaten Altıncı biraz takım olarak evet. gidince üçüncü takımla mı oynuyoruz biz? Şimdi altıncı kalırsak beşinci 3 ile 6, 4 ile 5. 6'ya 3 mü geliyor Evet, ilk 3 maç? geliyor tabii. 3 ile 6, 4 ile 5. Tamam. Ama ilk maç içeride oynayacağız o zaman. Öyle Evet. gözüküyor. Evet. Tabii o 6 ilk maç. olursak. 5 de olsak, 6 da olsak ilk maç içeride. Evet. Evet, öyle. Rakiplerimize de bakmamız lazım tabii bu arada kimler kalıyor. Şu andaki görüntüye baktığımız zaman işte Antalya, ki Antalya kesin, Adana Antalya'mız Demir, kesin. Antalya. Diğer iki takım henüz kesin değil. Evet. Şimdi Şimdi Antalya'nın 55 var abi. Antalya tamam kesin. Tamam, biz yendik. Antalya Elazığ'a yenildi. Biz yendik. Urfa yendi. Üçlü avaraj girer devreye. Hatta Alanyaspor. Alanya berabere kaldı. Dörtlü avaraj girer. Evet. O Alanya'nın biraz avarajı karışık orası. karışık eğer bir ama onlara en azından bir beraberlik Şu anda işlerini görüyor. şu anda garanti yok abi. Futbolda hani şey yok Evet. ama varsayımlar var. Varsayımların içerisinde Hocam avantajlar ilginç. var. Dört takımın içinde en iyi avaraja sahip takım Samsun Spor. Ne güzel işte. Dörtlü avaraj olsun. Evet. Artı 17'lik avaraj, genel Dörtlü avarajda. avaraj olsun abi. Üçlü avarajda da öndeyiz biz. Üçlü avarajda da evet. İkili avarajda da öndeyiz. Antalyaspor'la eşit. Ne güzel. Ne Alanyaspor'la güzel. Ne öyle. güzel. Diye Ne güzel. Yani Şanlıurfa o zaman Spor'la benim bizim temennimiz şu olsun. Biz kazanalım. Urfa kazansın. Zaten Antalya kazandığımız zaman berabere hiç bitmiyor. yenilsin. Hiç Alanya bitmiyor. berabere kal. Biz kazandığımız playoff'tayız. Evet. Yani Güzel olarak diğerlerinin ne yapacağı kazanıyoruz. bizi pek fazla bağlamıyor. Biz Önemli olan bizim playoff'tayız. kazanmamız. Kazandığımız İnşallah. takdirde ilk 6 takım arasında, daha doğrusu 6. takım olarak garanti bir şekilde yer elde etmiş oluruz. Şehrin en Belki önemli... de değişebilir de. Diğer takımların yenilmesi Mesela haliyle. Alanya ile Şanlıurfa'nın avarajları aynı. İkili avarajlar da aynı. Genel avaraj da şu anda aynı. Genel avaraj. Evet. Nasıl? Alanya? 13-13 avarajları. Şanlıurfa. Şanlıurfa, evet. Hadi ya. Ama Alanya'nın berabere kalıp Şanlıurfa'nın yenmesi Evet. lazım. O zaman Evet. oluyor. Nasıl oluyor o zaman? Şanlıurfa öne geçiyor ya. Evet. Artı birle. Evet. Alanya berabere kalınca Şanlıurfa onu geçiyor. İkili avarajda. Yani burada Biri Alanya'da yeniyor ya artı bir oluyor yani. Doğru. Burada Alanya'da dışta kalabilir yani. Çok enteresan. Her şeye onun için. Yenildiği takdirde tabii. O artı bir Yani oluyor her çok zaman. yani hesap yaptığın zaman hakikaten çeşitli sonuçlar çıkabiliyor. Yani böylesine bir durum var bu hafta. Ya bir sürü şey tabii komplo teorisi üretebilecek maç senaryoları var. Ama Ama her bizi şeyleri ilgilendiren biziz. hepsini de ortaya koyacak olan da alınan Evet, sonuçlardır. biraz Böyle. mesajlara Evet. da göz atalım. Fatih Tavlan demiş ki Ercüment Hoca'nın adamlığı ve Samsunsporluğundan dolayı takdir ediyorum. Hepinize sevgiler demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Ümit Başaran hayırlı yayınlar. Öncelikle buraya kadar hep şansla geldik. Elimize gelen fırsatları değerlendirmedik. Erhan Altın Hoca ilk iki şansımızı bitirdik demiş. İşte öyle değil yani. Şehrin en önemli Yani marka değeri bu Samsun takım Spor. Şehrin en önemli marka değeri Samsun Spor. Tanıtım anonsu. Süper Daha Lig'e doğrusu Samsun'un tek markası. Şimdi Süper Lig'e Çünkü başka çıktığını bizim düşün. markamız yok. Onun için Yani çıkmamız lazım. Evet. Çıkmamız İnşallah. lazım kesinlikle. Ümit Başaran yani hocaya bağlamış ilk iki şansını kaybetmeyi. Bu haksızlık, çok büyük haksızlık Yani olur yani. Şimdi Samsunspor takımının
Ama şöyle bir şey var Muhammed. Tabii ki birçok faktör var. Geçen sene onu ilk programda da söylemiştim. Evet. Final oynayan, geçen sene şampiyonluğun direğinden dönen Samsun Spor'da böyle bir başarı olduktan sonra beklentinin yükselmesi kadar olan doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla beklenti yüksek. Evet. Değişen bir şey yok. Ama hocam sezona nasıl başladınız? Nerede değişiklik oldu? Sen onu nerede biliyorsun. Takım ritmini yakaladı? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Bu taraftan bak. Sen şimdi daha sona gelme. İlk başlangıç noktasında ben haklıdır haksızdır noktasında değil. Bir bakış açısı oluşuyor. İnsanların bir beklentisi oluşuyor. Nedir? Samsun final oynadı. Mersin bizi yendi. O şampiyon oldu. Biz çıkamadık. Bizim kadromuz iyi. Birkaç takviye aynı şekilde devam edelim. Şampiyon oluruz. Böyle değil mi bakış açısı? Evet. Çok büyük değişiklik oldu mu Samsun'un kadrosunda? Çok köklü. Sayalım i̇şte devre arası yapılan sayalım mı hocam? Her programda sayıyoruz ama bir kez daha sayalım. Çok yani. Var mı? Cemil Adıcan, Adnan Güngör, Ekigo, gidenler. Musa Sinan Yılmaz, Erdem Şen, gelenler. Arif Şahin, gidenler. Yani gelenler. Çok... Evet, gelenler, Oferdu evet. Var, Sezer var. Ne zaman geldiler? İkinci yarı. İkinci yarı geldi. Sezon işte. Başı gelmedi mi? Hayır. Çoğu gelmedi değil mi? Hayır, evet. Şimdi tabii bu süreç, bu şöyle ayrıntı detaylar, yani detaylardır başarı ve başarısızlıkta önemli faktör. En büyük şeyin devre arasında yapılan hem değişimin hem de takviyelerin olduğu söylenebilir ki onu biz değil, hem futbolcular hem hoca söylüyor. Gayet. Biz diyor sezon başında benim bildiğim kadarıyla sezon başında hep olumsuzluklar futbolun dışında. Futbola konsantre olamadık, motive olamadık. Ben Taha'nın ağzından, Murat'ın ağzından, yine öyle ağzından yani. Açıklamalar canlı dinledik burada televizyonda. Sonra hocamız da aynısını söyledi. Yani ilk sezonun ilk yarısıyla ikinci yarısını ayrıştırdığında, ikinci yarıda oluşan yönetsel tablonun daha ivme getirdiğini, alınan transferlerin takıma katkı sağladığını, futbola konsantre olunduğunu ve bu noktaya gelindiğini ki ve ikinci yarının en başarılı takımlarından biri Samsun Spor. Gayet tabii. Öyle bak. Kayseri Spor'dan sonra en başarılı takım zaten. Öyle. İkinci yarıdaki başarı. 35 puan toplamış hocam. 35 puan. Samsun Ordu. 35 puan toplamış. Altın Ordu. İkinci yarı 35 puan mı? Samsun Spor evet. Bu zamana kadar. Evet. Kaç maç? 16 maç. 32 puan iyi puan toplamış. Yani ortalamanın üstünde bir puan. Evet. İlk yarı kaç puan topladı? 20 idi galiba. İlk 20 idi ilk yarı evet. 20-45. 35-55. Olur mu 50? Olmuyor işte. 55 olmalı için yenmen lazım. Yenmemiz hocam, gerekiyor. 3 puanı silindi bu takımın ya. Ha silindi doğru. 3 puanı silindi. Doğru. Baktığımız zaman. Doğru. Sen evet. Uyaracaksın biz de uyacağız. Doğru. 3 puan silindi yoksa sen tabiri onun işi gücü tabiri 3 puan silindiye getiriyor. Hocam gerçekleri bilmek için uyarmaya da gerek yok. Hayır. 3 puanın silindiğini biliyoruz da biz atlayabiliriz. Hani sürekli de 3 puanın silindiğini vurgulamak. Yani 58 puanla olmuş olurdu. Niye vurguluyorsun bunu ben anlayamadım. Sürekli 3 puan olsaydı şu anda farklı şeyler konuşuyor olacaktık evet. Hocam. Doğru. Demek ki o puan bizim değil. Yani son maçta illa Denizli Spor'u Samsun Spor'un yenmek zorunda olmadığını konuşacaktık. Evet. Playoff'taki rakibi bekliyor olacaktık. O zaman zaten yerimizi belki o zaman 3 puan silinmeseydi belki ikinci olacaktın yani. İkinci evet o da var. Evet. O da var. Çünkü olma olasılığı da hayli yüksek olabilirdi. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama maalesef yapacak bir şey yok o git. 3 puanımız ama gitti. Hani inşallah bir arkadaş mesaj yazdı cuma günü iyi haber gelecek diye. Yani o 3 puanın artçıları diyelim. Onları elde etmiş olsaydık şu anda belki de 60 puana ulaşmış olacaktık. Kaybettiğimiz çok maçlar var. Ama o puandan sonraki toparlanma sürecini de hızlı atlattı diye düşünebiliriz. O da bir başarıdır yani. Gayet tabii. Hani bir anda 3 puanınız siliniyor ve playoff'un dışında kalıyorsunuz. Evet. Demoralize olmadan takımın daha iyi motive olup. Kaç puan var? 7 puan var. O aldım 3 puan kesildikten sonra. Osmanlı 5-2 puan şeydi. Adana Demirspor 7 puan. 7 puan kaybettik. O 7 puan şu anda olmuş olsaydı Samsunspor'un puanı 59 mu olacaktı? Öyle. Denizli'de alsaydı 61 puan.
Osmanlı'nın kaçmanı. Ama o zaman sen Osmanlı'yı da yenmiş oluyorsun. Tabii. Adana Demir'i de yenmiş oluyorsun. Osmanlı'nın üstünde oluyorsun. Evet. İşte o zaman ikinci oluyordu. İkinci lige çıkan Kayseri Spor'la Osmanlı Spor da bu hafta garantiledi Süper Lig'e çıkmayı. O zaman o noktada olurdu. Evet. Yani onu anlatmaya çalıştım. Samspor garantilemiş olacak. Garantilemiş olacak. Osmanlı'nın şu anda kaç puanı var? Osmanlı 63 diye biliyorum. 63 puanı var. Şimdi şeyi ver istersen Muhammed, benim söylememe gerek yok. Hocam biraz daha mesaj okuyayım da. Tamam, oku sen oku. Birol Doban, Muhammed Bey iyi yayınlar, değerli konuklara da selamlar olsun İstanbul'dan. Aleyküm selam. Yazmış Azmi Bayyurt, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Samspor playoff'a kalır ama bundan sonra, oradan sonra çıkabilir miyiz? Hocamız Eren Altın taktik değiştirir mi demiş bunun için. Abdullah Ertürk, Muhammed kardeşim sizin programınızı seyrediyorum. Konuklarına hayırlı akşamlar. Biz bu hafta bu maçı alacağız. Yüzümüzün akıyla da geçen sezon çıkamadığımız bir üst lige çıkacağımız. Yeter ki Samspor'a güvensinler. Başarı gelecektir. Zafer büyük Samspor taraftarının zaferi olacaktır bu sezon demiş. Ahmet Yersel. Zafer tüm Samspor taraftarının demiş. Takımın yani. Taraftar da takımın bir parçası. Zafer tüm Samsun şehrinin. Samsun Spor Camiası. Evet, Samsun Spor Camiası. İçine alır hepsini. Kesinlikle. Ahmet Yersel, Denizlispor maçı iki takım içinde ölüm kalım olarak nitelendirdiğimiz bir final maçı olacak demiş. İki takım da mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Kendi adımıza mutlaka kazanmamız gerekiyor. Playoff için Altınordu karşısında belki galip gelsek son haftaya rahat girecektir. Bir de Denizlispor Başkanı istifa etmiş. Deniz'in sonra geri aldı tabii. Sayın Kıbrıslıoğlu yapılan görüşmeler sonucunda istifa etmedi ve yarın sanıyorum Denizlispor'a da ödeme yapılacak, futbolculara primler, paralar ödenecek. Bu tip şeyler olur. Normaldir. Son final maçı ve ne güzel değil mi hocam? Düştükten sonra da lafını kestim. Mersin maçından sonra yani geçen seneden sonra da bence en önemli yaşanacak bir maç. Evet. Yani şu playoff'tan da önemli bir tansiyonu taşıyacak. Bir nabzı taşıyacak bir maç. Yani maçı kazanamazsanız kan basıncının çok yüksek olacağı, tüm herkesin, sizin, bizim, tribündeki taraftarın, sahada oynayan oyuncuların, kulübedeki teknik kadro oyuncuların, herkesin nabzının yüksek olduğu ama daha çok sabırlı ve sakin davranmamız gereken bir maç. Evet. Kesinlikle. Özgür Demir, Allah'ın izniyle Denizli maçını kazanıp playofflara kalacağız. İnşallah takımımıza güveniyoruz. Serkan Yılmaz, iyi geceler. Az önce okumuştuk onu. Biraz güven verelim mi? Şimdi Denizli Spor ne oynuyor abi? Küme düşmemeyi. Biz ne oynuyoruz? Playoff'a. Biz playoff oynayacak kadar bir noktaya geldiysek demek ki iyi takımız biz. Öyle mi Avni abi? Tabii futbol günlük değerlerle ölçülür. Bu duruma gelebilmek kolay bir şey demek değil. Demek ki bir şeyimiz var. Bir kadro kalitemiz, bir ağırlığımız, bir farklılığımız oyun, var. Farklılığımız var. Pazar günü sadece beklentimiz o farklılığı sahaya yansıtmak. Şöyle de bir durum var Samspor'da. Değil mi Avni abi? Teknik heyeti. Önemli olan o zaten. Bir tek o. Ama Türk yani yönetim bir an olsun günlük değerler değişiyor. Maalesef. Yönetim takımı hiç yalnız bırakmıyor. Yine Altınordu maçında da yine tam kadro oradaydılar. Bir iki kişi hariç. Özel işlerini dolayıyla gelemediler. Tam kadro. Yani böylesi bir aşamada tabii ki tam kadro olacaksın. Ondan yani önce de orada. Bak, küçümsemek adına demiyorum. Yani. Küçümsemek yani, adına demiyorum. Bir güç farkı var. Evet. Aramızda bir güç farkı var ki. Yani şunu demek istiyorum. Onlar düşüyor, biz playoff oynuyoruz. Oyuncular tabii ki kaliteli ama Samspor'da da yönetim, teknik heyet, futbolcu bir bütünleşmesi var. Taraftarlar bütünleşmesi ve medyanın da buna odaklanmasıyla Samspor playoff oynuyor dolayısıyla. Evet. Bunlar olmasa belki kötü olacaktı. İlk yarı kaç puan vardı? 20. 20 daha al, küme düşüyorsun. Düşüyordum. Onun için bu değerler olduğu için Samspor playoff oynuyor. Demek ki Samspor nereden nereye gelmiş? İyi bir noktada Samspor. Evet, iyi bir noktada. Dolayısıyla diğer takım da düşüyorsa arada ve kendi sahamızda oynuyoruz. Evet, zor bir maç. Kolay değil. Temposu, gerginliği, nabzı vesairesi, stresi, değeri, PR değeri, piyasa değeri, para değeri çok yüksek bir maç. Evet. Her şeyi, puan değeri çok yüksek bir maç. Ama biz de iyi takım olduğumuz için playoff oynuyoruz. Onlar da bizim kadar iyi olmadıkları için. Buradalar. Bu noktadalar. Biz sadece pazar günü bizi bu noktaya getiren değerleri sahaya yansıtalım. İnşallah kazanacağız. Çünkü bu noktaya bu değerlerle geldik. Peki, tesadüfen değil. Hocam görüntülerimize gidelim. Şeyi tamamlayalım. İzmir'deki görüntüleri isterseniz izin verirseniz onları ekranlara getirelim.
Evet, Samspor Başkanı Erkut Tutu ve futbolcuların açıklamaları var. Onu ekrana getirelim. Hemen ardından da hemen bitişik olarak sevgili Cem, meslektaşlarımızın, gazetecilerin gelirken görüşlerini aldık. Beraberlikle ilgili ve Samspor'un Deniz Spor maçıyla ilgili. Onu ekranlara getirelim. Görüntülerin İzmir'de bize yardımcı olan Tufan İpek'e de teşekkür edelim. Yine bazı görüntüler için de Nedim Aydın'a teşekkür edelim. Hazırsa da ekranlara getirelim görüntülerimizi. Evet, hazırlanıyor şu anda görüntüler. Hazır. Samspor Başkanı Erkut Tutu, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve gazeteci arkadaşlarımızın maç sonrası yaptığı açıklamaları şimdi ekranlara getiriyoruz. Deplasmanın zor geçeceğini hepimiz biliyorduk. 6-10-18 haftadan beri gösterdiği performans gerçekten üst düzeyde. Çocuklar bu 8 maçın haksız kazandıklarını bugün burada bize de gösterdiler. Kendilerine bundan sonraki tüm futbol hayatlarında tüm hem 6-10'da takımını hem de futbolcular tek tek bir kere başarılar diliyorum. Bize gelince çok stresli bir maça çıktık. Gerçekten zor bir maçtı bizim için. Dünkü genel sonuçlardan sonra berabere kalmak da bizim için iyi bir sonuçtu. O stresle çıktı çocuklar. Havada gerçekten çok sıcaktı. Mücadele çok zor oldu. Karşıda çok diri, çok koşan bir takım vardı. Ama yüzümüzün akıyla buradan bir puanla dönüyoruz. Dün bizi bir dahaki haftaya taşıyoruz. İnşallah bir dahaki hafta bu seyircimiz önünde çok daha iyi bir futbolla hedef ulaşacağımızı ümit ediyorum. Vallahi önce bir birlik bir beraberlik bizim için kötü bir sonuç değil. En azından umudumuzu önümüzdeki haftaya taşımamız açısından iyi bir sonuç. Yenebilirdik, siz de gördünüz. Yenilebilirdik de. Altın Ordu tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir takım. Başından sonuna aynı futbolu oynadılar. Vallahi önümüzdeki hafta yenme mecburiyetimiz var. İnşallah bu çocuklarla, bu arkadaşlarla, bu topçularımızla bunu başaracağız ve bir playoff şansını yakalamış olacağız. İnşallah katılacağız. Zor oldu bugün. Altın Ordu çok genç bir takım. Çok dinamik bir takım. Onların da ideali var. Eğer iki maçı kazanabilselerdi onların da playoff umudu vardı. Dün Urfa Spor'un berabere kalmasıyla bize bugün bir beraberlikte önümüz hafta yenmek kaydıyla tabii o da futbolculara bir ayrı bir motive oldu. İyi ki de öyle olmuş. Vallahi önümüze bakacağız artık. Evet, kaptan çok önemli maçtı. Şanlıurfa'nın da puan kaybetmesinin ardından 1-1'lik skor. Neler söyleyecek? 3 puan alalım. İçeride bir beraberlik bize yetecekti ama buradan beraber bir sonuçlanmak çok iyi bizim için. İçeride final maçı oynayacağız. İnşallah içerideki maçı alıp playoff'lara katılacağız. Sporcular her zaman inançlılar. İnşallah o hafta da bir şekilde yerine getireceğiz. Sonradan izlersek tahmini offside olur. Offside yer açısından. Offside'de çok iyi olacaktı gerçekten. İbrahim Bey. Sonra. İnşallah en son. Ya valla çok zor bir maç oldu ya. Altın Ordu'da kötü bir ekip. Öne geçtik. Bize yakışmayan bir gol yedik kornerden. Şimdi ilkler elimizde. Deniz Spor yedik. İnşallah playoff'a kalacağız. Zor şartlarda buraya kadar geldik. Tam 110 maç kaldı. İnşallah herkesi mutlu edeceğiz. Bunu çalışıyoruz. Valla nasıl diyeyim yani istediğimizi aldık mı diyeyim. Hani istiyorduk maçı, çok istiyorduk hakikaten. Şanslar da geldi elimize. Rakibimize de şanslar geldi. Son dakikalarda girdiği pozisyonlar atamadıkları için bir şans gibi gözüküyoruz ama son saniye bizim de var. Gitti gitti geldi maç. Artık kendi gömümüzü kendimiz keseceğiz. Son hafta içeride elinizi yeniniz Allah'ın izniyle. Yok, atacağız. Teşekkürler. Hatta teşekkür ederim. İyi oldu, iyi oldu. Ha şimdi çıkıyor, şimdi. Aydın para vermeden herkes yere tırmanca. Bizde zeki var mı? Samspor İzmir deplasmanından altın değerinde bir puan alarak playoff'ta kalma yolunda çok önemli bir adım atmıştır.
Altın Ordu'yu yenmemiz gerekiyordu fakat olmadı. Bir puan, altın puan gerçekten. Umutlar son maça kaldı. Denizli'yi yenmek zorundayız. Bu takım playoff'a kalacak. Ben Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum. Oyunu iki bölümde değerlendirmek lazım. Bizim golü yediğimiz ana kadar olan bölümü ve bizim golü golden sonraki bölüm. Gole kadar, golü yediğimiz ana kadar tek pozisyon vermedik, kalemize adamları yaklaştırmadık. Ama golden sonra biz açılmaya başlayınca Altın Ordu'nun tehlikeli atakları oluştu. Buna rağmen bir puan Bolu'dan gelen haber nedeniyle iyi puandır. Samsun umudunu son haftaya saklamış buluyor. Şimdi oyunun son uzatma dakikasına baktığımızda aldığımız bir puanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü o son dakikalarda kalemizde %100 netlik pozisyonlar gördük. Eğer bundan bir tanesi gol olsaydı belki de bugün çok daha değişik şeyler konuşacaktık. Ama tabii ki bir puan ilerisi için, bundan sonraki maçımız için iyi puan. Denizli'ye yenip playoff'a kalacağımızı düşünüyorum. Ama daha da önemlisi bu takım playoff'tan kesinlikle çıkar. Göreceğiz, bakacağız. Şanlıurfa Spor'un Bolu Spor deplasmanında puan kaybetmesinin ardından Samsun Spor'a bir puan yetiyordu. Bunu da başardık. Ama daha farklı olan bir şey var. KAS kararını bu hafta içi açıklayacak. İnşallah 3 puanımızı geri verirler ve son Denizli maçına rahat çıkar. Playoff'a da kalırız. Galibiyet için gidilen bir deplasmandı. En azından hafta içi o planlar yapıldı. Ama Bolu'daki Şanlıurfa'nın beraberliğinden sonra tabii ki Samspor'a da beraberlik yetiyordu. Öne geçtiği bir karşılaşmayı beraberle tamamladı. Galibiyetle tamamlasa Samsun'a playoff şansı çok daha yüksek şekilde dönecekti ama beraberlikle son hafta kazanması gerekiyor. O maçı da alacak güçteyiz. Kazanacağımıza da inanıyorum. Samspor playoff'ta, peşinden de Süper Lig'de diyorum. Samsun Spor mutlak puan çıkarması gereken bir maçtan altın değerinde bir puan çıkardı. Bu bir puan Samsun Spor'u playoff'ta mutlaka bırakacaktır. Sahada çok yüksek tempoda oynanan bir futbol vardı. Eren Hoca'yı çıkardığı kadrodan dolayı kutluyorum. Oyuncular çok özveriyle oynadı. Samsun Spor playoff'ta diyebiliriz. Bundan sonra inşallah final olur diyorum. Zor bir deplasman. Ligin flash ekibiyle oynadık. Gerçekten Türkiye liglerini en çok koşan takım ile oynadık. İlk devre ve ikinci devre ayrı tutmak lazım. İlk devre savunma ve orta saha birbirine çok destek verdi. Golü erken bulduk ve rakibi hiçbir zaman ceza sahasına sokmadık. Soktuğumuz zaman da zaten golü yedik. Ondan sonra tek eksiğimiz forvette yeteri kadar organize olamadık. Ofedo biraz savurgan oynadı. Embilla durgundu. Kenardan gelenler maalesef gerekli katkıyı sağlayamadı. Oysa yedek kulübesinden sahaya atılan oyuncuların takıma katkı vermesi lazım. Maalesef bunu göremedik. Ama yenebileceğimiz bir maçtı. Aynı zamanda yenilebileceğimiz bir maçtı. Şans uzatma dakikalarında Samsunspor'dan yanaydı. Buradan ben puansız dönmeyeceğimize inanıyordum. Herkes gibi inanıyordum. Bu 3 de olabilirdi, 1 de olabilirdi. Biz 1'i aldık. Ama şimdi final maçı Denizli ile. Onların durumu da çok kötü. Yani onlar için hayati bir önem. Yani önümüzdeki cumartesi akşamı bir tane maç bittiğinde iki takımdan biri sevinecek, biri kesinlikle de üzülecek. Bakalım hangisi olacak. Fakat ben inanıyorum bu takım daha erken finali hak etmeliydi. Yani playoff'a kalmalıydı. Belki ilk ikiden çıkardı. Ama bunun çeşitli nedenleri var. Şimdi bunu anlatmaya gerek yok. Silinen 3 puanımız silinmeseydi, o demoralize olmasaydı takım ilk ikiden çıkabilirdi. Şimdi Denizli maçı tüm Samsunspor taraftarının o stadı doldurmasını ve desteklemesini istiyorum. Çünkü biz Denizli Spor'u yenersek bu takım Süper Lig'e çıkacaktır. İnanıyorum. Samsunspor iyidir. Teknik direktörümüz Erhan Altın'a rağmen 60. dakikadan önce sahada uyur gezer gibi dolanan futbolcuları kenara almamasına rağmen
gücüyle, kuvvetiyle ileriye doğru gidiyor. Kendisine başarılar dilerim. Samsunspor'a, Samsunspor'un peşinde koşan taraftarına, Samsunspor'un peşinde koşan bu çilekeş, çilekeş basın ordusuna, herkese teşekkür ediyorum. Bütün Samsun başkanıyla, valisiyle, milletvekilleriyle, sahada dolaşan politikacılarıyla Samsunspor'un yanında olmadığı müddetçe biz hep böyle ineceğiz, çıkacağız. Eski borçları temizlemediği müddetçe ineceğiz, çıkacağız. Teşekkür ederim. Görüntülerin ardından yeniden sizlerin karşısındayız. Mesajlarımıza devam edelim. Nihat Kara demiş ki, beğenerek izliyorum sizi. Muhammed kardeşim demiş, hatırlarsanız 3 hafta önce 7 puan yeter demiştim. 4 aldık, 3 kaldı. Bu hafta da 3 puan alıp bu işi biteceğiz. Şanlıurfa'dan selam demiş. Biz de kendisine buradan selamlarımızı iletelim Şanlıurfa'ya. Gönül Sarı, dikkat edelim de Denizli bize Ankara gücünün yaptığını yapmasın demiş, 5 atmasın bize. Uyaralım lütfen demiş devamında da. Muharrem Kardelen, selam Muhammed Bey. İzmir'e deplasmana gittim. Taraftarımız süperdi. Ben umut ediyorum ki bu sene bu taraftar, bu şehir Süper Lig'e çıkacağız. Umutluyum demiş. Hikmet Salihoğlu, Ahmet Burak Solaker'in sakatlığı hakkında bilginiz var mı demiş. Evet, zaten Altınordu Spor maçının kadrosundaydı, yedek kulübesindeydi. Görev almadı ama bu maçta hoca görev verilmesi halinde oynayabilecek düzeydedir. Bunu belirtelim. Mesajlara da devam edelim kaldığımız yerden. Mesela iyi geceler demiş Muhammed Bey, silinen 3 puan ne zaman belli olacak demiş. Cuma gününe kadar belli olacağını söylediler Kastan Samsunspor'a. Herkes de merakla bekliyor. Forma isteyenler çok. Hocam forma verdik. Vereceksin abi. Evet, veriyoruz zaten hocam. Taraftar her zaman haklıdır. Evet. Suat Yılman, Denizli yeneceğimize inanıyorum. Bu takım Süper Lig'e çıkacak. İstanbul Tuzla'dan yazıyorum sizlere demiş. Biz İstanbul'u hazırlayacağız. O köprüden Samsunspor bayrağımız sallanacak. İnşallah, inşallah. İnşallah günleri görürüz. Mustafa Şahin, Hollanda'dan. Muhammed abicim iyi yayınlar diliyorum. Ailece oturduk, programı izliyoruz. Ailemizin yeni üyesi küçük Samsunsporlu oğlumuz Güney ile birlikte hepinize selamlar. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız demiş. Temenniler güzel. Temennimiz o. İyi niyetler bizi Emir bir yere getirir. Emir Tanju Uzun, abi yayınlar, herkese selam. Bu takım Süper Lig'e çıkacak, kimsenin şüphesi olmasın demiş. Ekrem İşçi, Muhammed Bey iyi yayınlar. Ben Koyu Samsunspor taraftarıyım. Allah nasip ederse biz burada cumartesi akşamı Denizli'yi yeneceğiz demiş eze eze. Playoff'lara kalacağız. Playoff'tan da çıkacağız. Evet. Ben tamamladım. Mesajını uzun yazmış. Emrah Deniz, iyi akşamlar, iyi yayınlar Muhammed abi. Süper Lig'e çıkacağız demiş. Herkesin inancı tam Süper Lig konusunda. Davut Uğuz, abi Başakşehir'in stadını sadece bize yetmez demiş. Bir de final maçı Cuma günü saçmalık değil mi demiş. Hemen belirtelim. Pazar günü de seçimler var. Bu yüzden Cuma günü, onu belirtelim. Taraftarların yani Cuma günü pazar olsa daha güzel. Aslında bir hafta sonra alınabilirdi ya. Çok uzatmazlar abi ya. 15'i buluyor o zaman. 15 gün oluyor. 15 Haziran abi. Tatil ne zaman yapacaktı oyuncular? Hı, belki onun hesabı yapılmış. Odur yani. Oyuncuların evet. O zaman tatil dönemi çok kısa oluyor. Evet. O bir hafta çok kötü geçer yani. Çok sıkıntılı geçer. Evet, İsmail Aytekin, iyi yayınlar abi. Henüz erken belki ama playoff finali oynayacağı yer ve stadyum hakkında ne düşünüyorsunuz? 15 bin kapasiteli bir stadyum yeterli olur mu? Teşekkürler. Biz tıklım tıklım doldurursak yeterli olur. Ama bence ilk önce cumartesi gününü dolduralım. Bizim rahmetli kulüp müdürü Yüksel abinin çok güzel bir lafı var. Hep o aklıma gelir. Yemeden şükretmeyelim.
Önce bir yiyelim ondan sonra. Evet, evet kesinlikle önce kendi stadımıza dolduralım. Onun için önce cumartesi bakalım. Günü bir dolduralım. Samsun maçı kazansın. Tamam 15 bin kişi yetmez diyoruz. Diyelim ki 15 bin kişi ikiye bölündüğü zaman 7500 kişi. Bu sezon acaba 7500 kişiye hiç Samspor oynadı mı? Onu ben bilmiyorum. Bırak onu 4000 kişiye daha oynayamadı. O biraz Pasolik'le alakalı herhalde. Pasolik'le o maçta da olacak. Biraz, o maçta da olacak. O maçta da Pasolik geçerli evet. Değil mi yine? Hepsinde var. Evet kesinlikle. Biz nasıl gireceğiz? Her şeyi fark edelim. Aman da dikkat edelim. Denizli Spor maçında buradan da uyaralım. Ne olursa olsun hiçbir şekilde ceza alınacak bir duruma sebebiyet vermeyelim. Taraftarlarımızı buradan uyaralım taraftarları. Şimdi ceza tabii ki hep sezona bakılır. Son maçlar hep bu olur. İşte biraz evvel dilime getirmek istemediğim, ağzıma almak istemediğim ilk açılış konuşmasında hani dedim ya futbolda her şey var. İnşallah olmaz. Yaşamayız. Temennimiz evet. De olmaz. Ama futbol dinamik. Hep söylüyorum. Futbol birbirini takip eden günlerle yaşayan bir olgu. Bugün bir ceza yersin 3 maç. Önümüzdeki sene iddialı başlayamazsın. Evet. Canberk yani neden bu hataları yapmıyor. Mesaj var. Evet. Canberk neden oynatılmıyor diye mesaj var. El insaf ya. Her hafta aynı şeyi anlatmaktan bıktık yani. Gına geldi ya. Yani Canberk'in durumu belli ortada. Canberk inşallah önümüzdeki sezon tüm olumsuzluklarını bir kenara atar da o futbol yine Samspor'da yerini bulur. Gökdeniz ama Erdoğan, bir gerçek var Gökdeniz yani. Erdoğan demiş ki bugün Samspor tesislerini ziyaret ettim. Gerçekten takım çok iyi çalışıyor. Denizli'yi yeneceğiz ve playoff'tan Süper Lig'e çıkacağız. İstanbul takımını yenmeye geliyoruz. Önce playoff'a çıkacağız. İlk iki maçı alacağız. Evet, kesinlikle öyle de. Önce cumartesi abi. İsa Önder Bafra'dan. İsa Önder demiş Samsun Spor'a başarılar diliyorum. Samsun Denizli maçına geleceğiz. Mutlaka kazanacağız. İyi yayınlar diliyorum demiş. İnşallah. Herkeste de umut var yani Süper Lig'e çıkılacak konusunda. Denizli'yi tabii herkes bir kenara bırakıyor şu anda. İşte o bunlar bu şeyin zaten umut olmasa hiç olmaz. Bu takımı da bu herkesi de bu noktaya getiren, beklentiyi yükselten, umutları artıran da bu teknik heyet, yönetim ve futbolcular. Hepsi takım. Evet. Takım. Bir bütün olarak. Takım. Hakan İşcan iyi yayınlar. Kader ağlarını ördü yine demiş. Adil Öğüç son dakikada bir pozisyon kaçırdı maçta hocam. Boluspor maçında. Evet gerçekten. Altın Ordu demiş son dakikada golleri kaçırdı. İşte Allah'ın adaleti Denizli'yi yenip federasyona rağmen Yüce Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacağız demiş. Cumartesi günü akşam da Samsunspor'ları maça bekliyoruz. Gün birlik olma günüdür. Cumartesi. Evet. Cumartesi. Saat 19.30'da başlayacak olan bir maça kimse mazeret bulmamalı. Kesinlikle. Herkes rahatlıkla gelip maçını izleyebilmeli. Zamanımız da gitgide evet. Kısalıyor. Berkay Karaca, Muhammed abi öncelikle yayınlar. Ben inanıyorum ki Denizli'yi 3-1 mağlup edeceğiz ve playoff'a kalacağız demiş. Turgut Bozyel. O milli piyango gibi bir şey oluyor yani. Siz, 3-1 falan demek. Sizlere hayırlı yayınlar. Hocama çok, çok selam demiş hocam. Selam. Enes Sönmez. Abi bir sorum olacak. Kimileri Eren Altın teknik direktörümüzü istifa etmesini istiyor. Kimileri de kalmasından ve sözleşmesinin uzatılmasını istiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş. Ne düşünüyorsunuz? Yani şu erken. Anda bırakma gibi bir şey olur mu ya saçmalık? Yani, ya ben öyle bir şey hayır yok. Hayır önümüzdeki sezon için demek istiyor herhalde. O önümüzdeki sezon. Gelişmelere bakacağız. Dur bakalım. Sezon bitmedi daha yani. Ya bitmeden olmaz. Hasretinle yandı gönlüm Rumuz izleyicimiz. 3 puan haberi ne zaman gelecek yazık değil mi demiş bize. Bir cephe mi alınıyor demiş. Zamanı var. Cuma günü gelecek. Onu belirtelim. Nereden geleceği kanaatine varıldı? Cuma günü açıklama yapıldı şeklinde yani kulübe bir açıklama mı yapıldı? Yani 20'sinden önce, 20'sine kadar, 25'inden önce... 20'sinden önce bildirilecek denildi. Evet. Yarın ayın 20'si işte. Yani cuma günü demek 22. Cuma günü de yarın da gelebilir. Cumaya da kalabilir. Belki de bu akşam şu saatlerde geldi. Yazı. Karar yazısı. Ama karardan umutsuz olunduğunu biliyorum ben. Şimdi o Hüseyin Akar ben inşallah umutsuzum. Ve yani olumsuz etki yapmasından da korkuyorum. Kesinlikle. Aslında yani şimdi olumsuz gelecek olan bir karar yani herkeste bir yani hayal kırıklığı da yaratabilir. Aslında bence unutulmalı bu. Zaten öyle kabul edilirse piyangodan para çıktı diyeceksiniz yani. Böyle bir şey olmalı yani bence.
Evet, çok sayıda mesaj var. Biraz da seri bir şekilde gideceğim. Kimse haksızlık olmasın çünkü hafta içi hep eleştirilere maruz kalıyorum mesaj okuma diye. Fatih Taflan, futbol belki 4 beraberlikle Süper Lig'e çıkarız demiş. Futbolu belki 4 beraberlikle Süper Lig'e çıkarız demiş. 4 beraberlik? Nasıl 4 beraberlik anlamadım. Yanlış ben. Yazmış herhalde. Dörtlü... Dörtlü avarajla diyebilirim. Yani. Beraberlik değil. Ercan Künsun, iyi akşamlar Muhammed bizim abi. Bizim 5 gol fazlalığımız var galiba. 5 mi 4 mü? 5. Neyi? Dörtlü avarajda puana bakar abi. Evet. Dörtlü avarajda, üçlü dörtlü avarajda puana bakar. Kaşırtı. Dört takım arasındaki alınan toplam puana evet. bakar. Evet. Onda da Samsunspor 3, 6, 7, 8. Bilmiyorum. Tabii, hepsinden iyi diyorsun sen. Evet. Ben incelemedim, araştırmadım. İkili avaraj, genel avarajda iyi. Dörtlü avarajda puana bakarlar. Genel avaraja bakmazlar. Puan. Evet, puana bak. Mesela Samsun sen spor... şimdi dört takım kaldı. Urfa, Alanya, Antalya, Samsun. Dört takımın kendi aralarındaki oynadığı toplam. Samsun Alanya ile ne yaptı? Kaç puan aldı Alanya'dan? 3 puan aldı. 3. Verdi. Verdi. Urfa'dan 1-1, 5. Evet. Antalya'dan 8. 3 puan. Bir yendi, bir yenildi, değil evet. mi? Evet. Doğru mu? Evet. 8 çıktın. Samsun'un 8'i var. Urfa Samsun'dan 1 puan aldı. 1 puan, 2 puan. Alanya'dan kaç aldı? 2 aldı. Berabere 4. Antalya'dan 4 de ondan aldı galiba. 8. O da 8. Antalya Samsun'dan 3 aldı. Alanya'dan kaç aldı? Alanya'dan 1 aldı sanıyorum öyle. Yani ilk maçta yenilmişti zaten farklı. 4. İkinci Urfa'dan berabere bitti sanırım. Urfa'dan onu hatırlayamıyorum. Urfa'dan da 4 aldıysa o da 8. Atıyorum hepsi 8 ise bu sefer genel avaraja bakarlar. Evet. Benim bildiğim o. İnşallah yanlış genel bilmiyorum. Genel avarajda da Samsunspor onlara karşı İnşallah üstün. Ben yanlış bilmiyorum. Ben yani evet üstün. Hocam öyle. Öyle. Benim bildiğim o. Puana bakarlar yani. Son hesap genel avaraj herhalde değil mi? En son. Çıkış evet. noktası. Ercan Künsun demiş ki evet. iyi akşamlar Muhammed abi. Konuklarınıza da saygılarımı gönderiyorum. Benim korkum maçı alıp alamamak değil. Ne pahasına olursa olsun bu maçı kazanacağız. Bundan hiç şüphem yok. Benim tek korkum Samsunspor'a ceza vermek için fırsat kollayan bir federasyon varken taraftarımızdan tek dileğim, beklentim Denizli maçına maçın bitiş düğüne kadar dikkat etsinler. Dikkat edelim demiş. Evet çok önemli bir konuya temas etmiş. Özgür Demir iyi akşamlar diliyorum. Programımıza ancak yetişebildim. Evet, Erol Gökçem, Gökçe Çetin. Selam Muhammed Bey, konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. Bu hafta hayati bir maça çıkacağız. Ben taraftardan stadı tıklım tıklım doldurmalarını istiyorum. Bu maçı alıp playoff'a kalacağız. İnşallah finalde de İstanbul'da Süper Lig'e çıkacağız. Bunu demiş başka yolu, tek çare Süper Lig diye tamamlamış. Recep Tokaç, yer siyah, gök kırmızı, alnımız ak. Samsunspor arması her zaman bu. Petit Ligi'ne bir gömlek fazla. Lobisi olmayan tek takım Samsunspor. Herkese inat. TFF dahil bu takım bu sene Süper Lig'e çıkacak. Allah'ın izniyle ve selam. Samsunspor'un da lobisi var. Bunu da belirtelim. Yani. Sen cevabı verdin zaten. Nihat Kara okumuştuk. İsmail Aytekin. İslam Aytekin. İyi yayınlar abi. Henüz erken belki ama playoff finalini oynayacak. Evet onun da cevabını vermiştik. Onur Alaca selamlar Muhammed abi. Ne zaman açıklayacak kararını onu da az önce konuştuk. Muammer Nairoğlu iyi yayınlar Muhammed Bey. Eren Altın Samsunspor için kazançtır. Uzun süre Eren Altın'a devam edilmeli. Samsunspor'un kurtuluşu altyapıdadır. Ama Eren Altın seyirciden çekindiği için genç futbolcuları oynatamıyor. Eskisi gibi yıldız futbolcular çıkmadıkça Samsunspor iflah olmaz. Eren Hoca sezon boyunca da hem ligde hem de kupada genç oyunculara şans verdi ama gelinen şu noktada da hedefi olan bir takım gençlere tabii ki herkes şans vermek ister ama şu anda tabii ki bu mümkün değil gibi görünüyor ama şunu da belirtelim Altınordu maçında Alperen oyuna girdi. Yine bir önceki maçta yine Alperen oyuna girdi. Buca maçında da. Gençlere de şans verilmeye devam ediyor yani. Murat Kara iyi yayınlar güzel insanlar sizi büyük bir keyifle izliyoruz. Benim Ercüment hocama sorum şu. Emre'yle çok çalışıyor, çok gayret sarf ediyor. Fakat son vuruşlarda yetersiz, çok gol kaçırıyor. Öyle değil mi demiş hocam? Emre'yle kaç gol attı? 11. Az bir gol değil. Yani hem koş, hem mücadele et, hem topu koru. Biraz daha kenarlardan onun istediği toplar, biraz daha o
yorgunluğun az olduğu ortamlarda vuruşlar yaparsa daha da artar tabii ki. Embiid'le takıma katkısı çok, ofansif anlamda çok katkısı olan bir oyuncu. Yani gol vuruşları az olabilir ama onu yorgunluğuna da bağlayabiliriz zaman zaman. Evet, Ömer Şahin, Muhammed Bey iyi akşamlar. Bu akşam bu ekranlardan Spor Aksiyon farkıyla sesimizin ulaştığı her yere bir çağrı yapıyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün Eren hocamıza, yönetimimize tam destek verme zamanıdır. Bunu birlikte bir bütün olarak başarırız. Allah yar ve yardımcımız olsun diye tamamlamış Aynen. mesajını. Çok güzel Aynen. mesaj. Öyle olmalı zaten. Ahmet Aslan, playoff finalini Cuma'ya koyan zihniyeti kınıyorum demiş. Neden olduğunu az önce açıkladık. Muhammed Albayrak, sevdamız belli. Arman'ın peşinde hep beraber ilerliyoruz. 5 Haziran'da İstanbul'da olmak dileğiyle iyi yayınlar. İyi ki varsınız. Yorumculara selamlar. İstanbul Pendik'ten. Bahadır Özusta, iyi akşamlar, iyi yayınlar Muhammed abi. Denizli maçını alıp playoff'a kalacağız. Playoff maçları zorlu ve çekişmeli geçer. Playoff'ların ana kuralı duran toplardır. Duran toptan golü bulan Süper Lig'e göz kırpar demiş. Evet, duran toplar her takım için önemli bir taktik anlayışıdır. Önce duran topu kazanacaksın. Gücüdür. Etkili duran evet. top kazanacaksın. Kullanacaksın. Serkan Doğan, iyi yayınlar Muhammed abi. Kas davasında haber var mı? Sonuç nedir demiş. Az önce söyledik. Her an gelebilir. Şu saatlerde de gelmiş olabilir. Şu an itibariyle de gelmiş olabilir. Yarın da olabilir. Cuma gününe kadar mutlaka gelecektir. Ergin Demiroğlu, Denizli maçında stadı hınca hınç dolduramazsak düşme hattında olan Denizli bize çok zor saatler yaşatabilir. Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağımız bu maçta dilerim Samsunlar ve Samsun'da hayatını kazananlar takımımızı yalnız bırakmayacaklar. Şehrin yöneticileri ve iş adamlarına bu kritik maç için prim desteği bekliyoruz demiş. Özgür Demir, Altınordu maçında bir puan bize yettiğini bildiğimiz halde son dakikada inanılmaz pozisyonları verdik. Eren Altın hocamıza bu takımın en iyi stoperi Fatih Kılıçkaya'yı oynatmamasından dolayı eleştiriyorum. Tuna'yı da seviyoruz ancak ağır kalıyor demiş. Geçen hafta Sezer oynamadığı için eleştirilmişti bu hafta. Şimdi herkesi memnun etmek gibi bir olasılık mümkün değil. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sezer gibi bir oyuncuya takımda yer vermek bence en doğru olandı. Altınordu maçında kötü başladı Sezer mesela. Ama bir maçta olabilir. Geldiği günden bu yana Sezer genellikle üstün oyunuyla dikkatleri çeken bir futbolcu. Bir maçta kötü oynamış. Ona bakarsan her birinde, her bir futbolcuda bu var. Onun için. Ofeydu bize saç baş yoldurduğu maçlar oldu. Embiid'le, hep tuttuğumuz Embiid'le bana sorarsanız bu sezonun Samspor'daki en iyi futbolcusu ama Embiid'lerin de zaman zaman kötü oynadığı maçlar var. Yani bir maç da kesemezsiniz. Yani Sezer gerçekten bulunduğu mevkiye görevini en iyi şekilde yapabilecek özelliklere sahip bir futbolcumuz yani. Ben beğendiğim bir oyuncu. Evet, gerçekten beğenilecek bir futbolcu. Şey maçında dikkatinizi çekti mi Altınordu maçında? Yani evet, Orhan, iyi toplar kesti. Orhan iyi... Hollanda, Amsterdam'dan evet. yazmış bize. Alperen'e verilen şans Burhan'a niye verilmiyor demiş. Metin Ganik, iyi yayınlar. Cezalı futbolcu var mı? Aydınlatılsa seviniriz. Cezalı futbolcumuz yok. Samsunspor'un bu hafta. Enver Duran, iyi yayınlar. Bu takım bu sene Süper Lig'e çıkacak. Yok, final Cuma günüymüş. Olsun abi, İstanbul'da maça her türlü gidilecek. Kimsenin bahanesi olmasın Allah aşkına demiş. Hangi gün olursa olsun gidilmeli. Ahmet Durmaz, merhaba, bizler İstanbul'daki gurbetteki Samsunlular olarak... İçimiz yanıyor. Artık kim ne yapacaksa veya bizler ne yapacaksak bizleri yönlendirin. Nasıl olacaksa çıkalım bu şu Süper Lig'e demiş. Başımız dik gezelim. Yüksel Ömüral, iyi yayınlar. Eleştiri yaparken haksızlık etmeyelim. Eren Hoca futbolcular benim babamın oğlu değil. Bu takımın hangi şartlardan geldiğini bilmeli. Bir eli yağda bir eli balda gelmedi. Puanı silinmiş. Devamını getirmiyorum. Devam etmiş mesajında, yine iyi İzmir'de karşılaştık demiş. Kozuklu Vedat Şen, Allah'ın selamı üzerinize olsun hocam. Selam göndermiş Kozuklu Vedat Şen. Bu hafta çok kritik bir maça çıkacağız. Burada her türlü oyun oynanabilir. Bir taraftan olsun Samsun Spor'u devre dışı bırakmak isteyeceklerdir. Onun yerine Altınordu veya Alanya Spor'u tercih edebilirlerdi demiş. Playoff'a kalmış Adana Demirspor ve Samsunspor'un devre dışı kalmasını tercih edebilirler. Aman dikkat demiş. Alisemiz,
bizim golcülerimiz var. Gençler Sefa, Burhan, Alperen. Onlar Emre'den iyi oynar. Bu takım Muzi'ye yaratması lazım. Hedef varsa hocanın. Anlayamadım o kısmını. Alperen, Burhan, evet. Sefa demiş. Emre'den iyi oynar. Şimdi Burhan'la Sefa ya. Aynı mevkide değiller zaten. Öyle evet. O yorum. Alperen aynı İyi. Mevkide oynuyor Embilla'yla. İyi de yani futbolda tecrübe de göz ardı edilemez. Yani Embilla da kötü oynamıyor yani canım. Yani Embilla gibi bir futbolcu da yani öyle Mehmet Bayraktar, bir takım kıyaslamalarla Mehmet Bayraktar demiş kötü gibi ki, gösteremeyiz. Evet. Mehmet Bayraktar altyazı kabul etmiyorum demiş. Olacak bence değiştirin demiş. Olmak ya da olmamak. Teşekkür ederiz. Muhammedciğim bir yorumumuz vardı. Verecek evet misin? Onu vereceğiz hocam. Şu mesajlardan birkaç tamam. tane daha okuyalım. 14 Nisanlı programımızdan. Bence bir ver onu da bakalım. Bu arada ne konuşmuşuz? 22.49 hatırlatmakta yarar görüyorum. Fark ediyorum Avni abi. Evet. Sen canım hepsini okudun canım. Fark ediyorum. Sana kızmazlar herhalde bundan sonra. Muhammed. Yani bayağı mesaj yok, oldu değil mi Avni tabii abi? Sipar Aksiyon izleyicileri anlayışlıdır. Ben ondan yani kesinlikle anlayışla karşılayacaklarına inanıyorum. Peki beni vazgeçirdiniz mesajlara. Ama yani hep okudum ben öyle hatırlıyorum yani. Bayağı evet. mesaj okudum. Bundan da sana sitem ederlerse ayıp ederler yani. Sen elinden geldiğince bütün mesajları okudun. Son mesaj okuyayım o zaman. İstediğini evet. oku bizim Muhammed için problem. İyi akşamlar. Öncelikle yayına geç başladınız. Bizleri korkuttunuz. Çünkü sizleri ve programımızı izliyoruz. Bu hafta sonu çok zorlu bir maça çıkacağız. Artık sözün bittiği yer inşallah galip geleceğiz ve playoff'a kalacağız demiş İnşallah. İstanbul Pendik'ten. Evet mesajlarımıza nokta koyalım. Vakitimiz de şu anda oldu ama bir Cem hazırsa o görüntüleri verelim. 14 Nisan tarihli programımızda Ercüment Coşkun Deren'in bir öngörüsü vardı. Bakalım neler söylemiş. Onun üzerinde birkaç şey söyleyip programımızı noktalayacağız. Bakalım doğru mu yanlış mı bilelim. Evet, yani. Ne derbi oynayacağız. Bir Osmanlı Spor. Sonra da Adana Demir'e gidiyoruz. Anlatabildim mi? Yani 30 ve 31. haftalarda ivme kaybedebiliriz. Çıkış da yapabiliriz. O maçlar ne olacağı belli değil ama bu iki haftayı doğru değerlendirmemiz lazım. Şimdi ben son 5 yılın istatistiklerini tuttum. Yani baktım muhakkak herkes bakıyordur. Şöyle bir sonuca ulaştım. 27. maç bu hafta sonunda 2011 sezonuyla 2014-15 sezonu. Yani bu sezon 27. maçların 6. takımın ortalama puanını hesapladım. Yani 6. sırada tamamlayan takımların 27. haftaları 34. haftada tamamlayan takımların ortalama puanını tuttum. Son 5 sezonun playoff 6. takımının ortalama puanı 44. Samsunspor kaç puan? 44. 44. 6. puan. Evet. Yani ortalamalar şöyle değişiyor. 44, 41, 40, 49 ve 44. Yani bunların hepsini toplayıp böldüğümüzde 5'e ortalama 44. Yani Samsun doğru noktada. Yani ortalama onu mesajını evet. doğru veriyor. Ama bir antiparantez var onu belirteceğim. 34. maç sonunda 2011 sezonu toplam 32 maç oynanmış. 2013-14 sezonu da toplam 36 maç oynanmış. Diğer iki sezon 34'er maç oynanmış. Dolayısıyla o iki maçı ortalama da ortalamayı da tutturduğumuzu varsayarsak playoff 6. takımın 34. maç sonunda ortalama puanı 54. Yani bugünkü yani görüntüde 10 puana ihtiyacımız var. Ama bir uyarım yani. Olacak. Yani benim yani. Kendi öngörümle ilgili söyleyeceğim. Bu sezon yani 2014-2015 sezonu diğer 4 sezona oranla artı 2 artı 3 puan oynayabilir. O civarlarında dolaşıyor. Yani bugün 44 olarak ortalama puan hesapladığımız 27. hafta 46-47 olarak değerlendirilebilir ki örneği var. Samsun Mersin'in çıktığı sene yok. O sene Başakşehir'le Balıkesir'in çıktığı sene 6. Mersin İdman Yurdu'nun 47 puanı var. Ve 26 maçta. 27 maç yani değil. Geçen sezonu diyorsun. Bir önceki sezon. Geçen sezon. Evet. Geçen sezon. Evet.
Yani bizim elendiğimiz sezon. Yani aynı ortalama, yani son iki yıl, son iki yıla bakacak olursak ortalama tahmin ettiğim gibi artı ikiler, artı üçler olabilir. Dolayısıyla sezon sonunda da 57-56'lar olabilir. Yani 34 maçın sonunda kainlik değil, bu istatistikle alakalı bir şey. 56-57 puanlar olabilir. Abartılırsa 58 bile zorlanır. 58 geçen programda 58 57-58 gibi evet. Telaffuz ettim. Ama dedim ki bir incelemem lazım. Ve Samsun Spor'un tahmini puanını yani ben... Yani 14 puan aldığımız takdirde 58'e ulaşmış olacağız. Yani 13 puan da olabilir. 13, yani 57, 4 14 galibiyet, bir beraberlik. Evet. Ki ben mağlubiyet lafını hiç ağzıma almam. Minimum bunu yaptığımızda almak da istemiyorum. Hem çalıştığım kulüplerde hem desteklediğim kulüplerde mağlubiyet lafını ağzıma almak istemiyorum. O zaman hocam ilk iki iddiasını İstanbulspor'un ilk ikiye değil. Var, var. Şimdi oraya geliyorum. 34 maçın sonunda son 5 yılı değerlendirdim. Evet, Ercüment Coşkun Dere'nin 14 Nisan bir ay önceki programımızda bir ay işte 7 hafta falan. 5 hafta. 7 ama 7 maç var ya. 7 maç 7 hafta evet. 27. hafta. Evet. 27. hafta son haftayı oynuyoruz. Ya demek ki doğru yani şey yapmışız. Bir tek şeyi hesaplayamamışım. Samsun'un 3 puanının silineceğini. Yani evet. Silinmediği takdirde şimdi Samsun 55. Alanya 54, Antalya 55. Yenerlerse 58, 57, 58. Doğru mu? Evet. Orada da onu söylemişiz zaten. İstatistik kolayına yanılmıyor. Bir de öngörü tabii, artı 2, artı 3'ler. Demek ki doğru tutturduk. Bir tek şeyi tutturamadık dediğim gibi. Samsun'un 3 puanını silineceğini tutturamadık. yine silindiği halde bakıldığında... Urfa 55 yapar. Biz yenersek 55 yaparız. Ve yine bir puan sapma var. Evet. Bir puan sapma yani 56 olur. 56 diye hesap. Ortalama budur. Yani bugün 54 ise 55 puanla. Evet. Yani o konuda kalma şansı elde edilebilecek. Demek ki kendimiz bu konuda başarılı bulabiliriz. Onun için biraz da kendimizi tebrik ediyoruz hocam. Kutluyoruz. Ben teşekkür size. Ederim. Bu önemli ama yani bir strateji oluştururken kesinlikle. Bir orada zaten kesilen bölümde de biz 44 puandık. 7 maçı kazanırsan 65 yaparsın, ikinci bitirirsin cümlesi evet. vardı. Neden ikinci bitirirsin? Osmanlı'nın kaç puanı var? 63. 60. Çık 3 puanı, sen yendiğini kabul et, 60. Sen 65 yaptığında Osmanlı'ya maksimum 63 yapardı. Evet. Ve sen yine ikinci olabilirdin. Yani ikincinin puanını da doğru söylemişiz orada. Dolayısıyla işte ligi planlarken biz teknik adamlar böyle düşünüyoruz. Böyle bir bakış açısı oluşturuyoruz. Değerlendiriyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Keza öbür Sakarya'da da bu konuda yanılmadık. Sakarya'da da belirlediğimiz puanlar aynı noktaya geldi. Sakarya Spor'a da burada orada emeğimiz var sonuçta. Onlar da finale kaldılar. Final yolunda başarılar diliyorum. İnşallah ikinci lige yükselirler. Çok teşekkür ediyorum. Süremizi de biraz açtık. Samspor'da futbolcularla bazı kararlar alındı. Futbolcularla hafta boyunca Denizli maçına kadar özel röportaj yapılmaması ricasında bulunuldu. Böyle bir karar alındı. Yine yoğun bir şekilde ziyaretçi de kabul edilmeyeceği belirtildi. Bugün Samspor'dan yine resmi siteden yapılan açıklamada taraftara teşekkür edildi. Şehrin dinamiklerine teşekkür edildi ve taraftarı Denizlispor maçının tribünde görülmesi yönünde çağrı yapıldı. Samspor yönetim kurulu tarafından. Fatih de 30 yaşına girdi. Doğum günü vardı bugün. Onu da buradan kutlayalım. Fatih Kılıçkaya'yı. İsa Aydın, İbrahim Gümüş, Resul İnce, Kahraman Topsakal. Mesajlarınıza yer veremedik. Yine izleyicilerimiz var. Onlar da önümüzdeki programlarda daha geniş bir şekilde yer vermeye çalışacağız. Bu haftalık da bizden bu kadar. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Bizi sabırla dinledikleri için teşekkür ederiz. Evet, önümüzdeki hafta salı akşamı bir hatırlatma da yapalım. Cumartesi günü
Samsun'un kendi sahasında önce Denizspor maçı öncesi canlı yayınla sizlerin karşısında olabiliriz. Şu an görüşmeler devam ediyor. Bununla ilgili çalışmalar da var. İnşallah. Bunun hatırlatmasını yapalım. Kesin olmamakla beraber cumartesi günü maç öncesi 19 Mayıs stadının önünden canlı yayınla sizlerin karşısında olabiliriz. Bunu da belirtelim ve Samsun'un Altınordu deplasmanında yaşanan görüntüleri spor aksiyon farkıyla ekranlara getirdik bu akşamda. Önümüzdeki hafta yine umarız Samsun'un 3 puan galibi zaferini ve playoff'a kalışını kutlarız. Burada bu ekranlarda önümüzdeki hafta salı akşamı saat 22'de tekrar buluşmak umuduyla sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.